şekilde başaracağız. Varoşta ölen dostların isimlerini ilelebet yaşatacağız. Heyecan, büyüdüğünü ilk ne zaman hissettin? Nasıl ya, bu nasıl bir şey? Bu rap quiz olmadı ama şu an. Haydi ya. Küfürsüzlük çok zor falan. Ay. Tam şu an durumdayım. Ya oğlum her şeyi bilme lan. Şimdi size rap quiz'im var. Bakalım 3'te 3'ü yapacak mı? Bugün yaram daha derin artık. Demir değil, tamir edilsin. Naif, kibar katile kandım. Benim kafam tatil edilsin. Sözleri kime aittir? Şık var mı? Olmasaydı ne olurdu? Şık olsa belki tahmin ederim. Bana bir heyecan böyle ufaktan şey gibi de. A. Sokrat. B. Sefo. C. Bedo. D. Tenyo. Ne Tenyo? Tenyo. Sokrat Bedo arasında gidip geliyorum. Bu arada bilmiyorum. Tamamen hissiyatla Bedo demek istiyorum. Ben hiçbir şey demek istemiyorum. Sen Tenyo desene. Tenyo istiyorsun abi. Tenyo. Son kararı mı? Tenyo. Sefo doğru cevaptı. Bugün yaram daha derin artık, demir değil tamir edilsin. Bu rap quiz olmadı ama şu an. Haydi ya. Hadi buyur. Nasıl var şey oldu, tüylerim ürperdi. Boş ver yutalım şeritleri. Bas gaza dedin. Bu otel güzel, adını sevdim. Orada öyle yerlerime dokun. Dokunmadığı kimsenin. Sözleri kime aittir? Evet, ışıklar. A. Diyar Pala. Kesin onundur ha. B. Şanışer. C. Mavi. D. Teoman. Mavi de olabilir, Teoman da olabilir. Diyar Pala teorisi gibi şık var. Bunu da bilmiyorum bu arada. Diyar Pala ya. O öyle otel motel ayağına çok takılıyor. Sen abi. Ben mavi demek istiyorum. Teoman doğru cevaptı. Ya yine rap quiz değil ama kız. Nasıl oluyor bu ya? Abi işte rap ile alakalı bir ne kadar bilgim var onu çalışıyoruz burada zaten. Demek ki yokmuş. Bunlar rapçi harbiden yokmuş yani. 2'de 0. Bunu artık bileceğinizi tahmin ediyorum. Cashflow'un şarkı sözlerini tamamla. Kahvedir karakola koşar hemen o. Hadi bakalım tamamla. Devamı yok. Bu kadar. Devam var. Geceleri soyan Dracula kim o? Nereden? Bugün çıktık evden. Bro. Alem yapalım derken nokta 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 nokta. İki tane kro da. Alem yapalım derken bir şey yaptı iki tane kro aynen. Neydi ya? Alem yapalım derken katil yapacaktı bizi iki tane kro galiba. Öyle bir şeydir insan. Ya sen de hemen öyle bir şey diyor. Sonunu ben söyledim zaten. Adam arayı buldu işte. A. Katil olduk. Bu bize yakışmadı bro. B. Katil yapacaktı bizi olmasaydı şu kro. C. Katil yapacaktı bizi iki tane kro. D. Katiller kro çıktı. Sikerler bu işi bro. D. En son söyledi. C. C ama neyiz? Cem. Tırn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 
yapalım derken katil yapacaktı bize iki tane krom. Bunu da bilmeseydiniz harbiden de aynı vallahi kategoride olacaktı artık hepsi. Zaten bir tane rap söyledin herhalde, diğerleri aynen değildi ama. Çünkü Cash Flow sizler için de, benim için de herhalde değil mi hocam? Hı. Yok ya, öyle vurdum. Abi sen mutlu musun burada olmakta şu an? Açılıyorum bu fokta. Açılıyorsun, aynen. Biz bize olsun. Eyvallah. Başka bir rapçi olarak hayatına devam etsen bu kim olurdu Muti? Yani heyecan dışında cevap vermem gerekiyor yani, değil mi? Evet. Ben Aksan demek istiyorum. Aksan'ın bir hayat yaşamak ister. Süperstar gibi bir hayat yaşıyor. Yani. Aynen. Rahat yaşadığı evet, için. Evet, aynen. Sen heyecan? Murda ya, Lil Murda. Lil Murda? He. 24 saat evde oyun oynuyor ama. Aynı binadayız, o da komşum. Yemin ediyorum ayda bir kere belki görüyorum. Bitiyorsun. Vallahi billahi. Bir de bana şey yapıyor, trip atıyor. Abi hiç çağırmıyorsun falan.
Yok yani hayalet gibi Kur'an çarpışı. Eyvallah. Heyecan, büyüdüğünü ilk ne zaman hissettin? Bak bir şey söyleyeyim mi? Söyle canım. Gerçekten hemen hemen 2 ay önce. Nasıl oldu? Öyle anlık... Bir anda mı kafası geldi öyle çay içerken? Yok böyle yaşadıklarım birike artık kendi böyle... Kendi kendine düşündün, bir olay olmadı öyle bir şey. Yok hepsi böyle artık oldular, biriktiler bir yerde de. Bir yerde dedim ki artık dünyevi sorunlara çok da fazla takılmamadığıma başladım. O yüzden büyüdüğümü falan anladım. Yoksa böyle çok aktif takılıyordum. Sonra ufak ufak saldım her şeyi. 2 ay oldu bence. 2 ay? Aynen. Daha yeni gelmiş hocam kafası. Aynen. Senin var mı? Vallahi askere gittiğim zaman herhalde. Askerden döndüğüm zaman olabilir hatta. İyiymiş abi. Abi şarkılarda gönderme yapıyor musunuz? Var var. Harbiden? Tabii. Evet. Yani bizzat böyle gittikçe oraya gidiyor mu yoksa arada mı geçiriyorsunuz? Yani evet göndermeler oluyor. Biraz da sertleştirdiler bizi açıkçası aynen. Yani en azından sertleşiyoruz. Sertliğimizin de hakkını veriyoruz yani. En azından sert şarkı söyleyip bunun hakkını veremeyenler çok kişi var rapçi yani. Çok. Yakışıyor da. Heyecan? Yani sadece o dinlediğinde anlayabileceği göndermeler direkt var. Direkt olmasın diyorsun evet. Böyle yeter yani. Çok malzeme vermek istemiyoruz direkt ona. Harbiden. Ya da onlara. İnsanların seninle ilgili en çok söylediği şey nedir? Yani heyecan dedim mi gene mi amcalar eskiden beri hala günümüzde de öyle yani. Eski kuşçulardan falan diyorlar. Yani. Senin Muti, insanların seninle ilgili en çok söylediği şey ne oluyor böyle? Şu işi nasıl çözeriz abi diyorlar genellikle. Harbiden. Aynen. Ben de çözüyorum genellikle. Çözüyor musun? Aynen. Heyecan Muti'deki beyin sende mi abi? Yani aslında beynine nasıl baktığına bağlı yani aslında... Bir şeyleri kontrol, buna karar verme falan hani şöyle olsun böyle olsun yani evet, nasıl gidiyor? Aslında bu böyle istediğimiz için böyle. Yoksa bunu heyecanı yapmasını istersek bunu heyecan da yapabilir ama şu an böyle istediğimiz için... sanki salıyor, ben diyor bırak sanki beni. Öyle bir havası var abi ya. Yani... Ya o Muti'ye güvenlendir, halleder ne de olsa gibi. Harbiden. Ben de bir şey oldu, Muti çözer diyorum. Arayın halleder reis falan. Vücudunda en beğendiğin yer neresi Muti? Ha siktir. Ya bu nasıl bir şey ya? Ya oğlum bunlar nasıl ya? Bilmiyorum ki buna nasıl cevap vereceğiz şimdi? Saçlarım herhalde ya. Sayın heyecan. Heyecanın artık vücudu ya, komple kasları zaten artık. Harbiden buna her gece storyler falan. Ya sen niye izliyorsun reis? Yani. Gözüm ya aga, hani gözlerim diye şey yapıyorum. Da anneminkine benziyor ya ondan ötürü biraz. Ne buna koyayım? Tamam, tamam vücudum. Gittim. Sen şey istiyorsun böyle. Yok hani... yok istemiyorum. Gözü deyince gözlerine bir odaklandım arkadaşlar. Vallahi Allah razı olsun. Hakkında bu zamana kadar hiç bilinmeyen bir şey söyleyeceğim. Çok da efendi değilim. Bir şey ya. Yapacağım çıkıp kalk. Hani geneli şey. Çok böyle efendi böyle sakin görüyor da çok da öyle değilim. Efendi biri değilim yani. Onu sevdiğin yeter öyle. Yani evet sakin olmaması. Ne kadar böyle. Küfür etmediği bir program oluyor değil mi Mutlu? Evet ama evet, zorlanıyor ama hani, zorlanıyor. Zorluyor. Ara verdiniz gitti odada küfür ediyor kendi kendine. Atmaya çalışıyor şimdi. Adam harbiden ya her programda çünkü potur kütür öyle bir şey yapıyor ki hani her şey yani. Nasıl diyeyim amına koyayım nasıl olur falan. Organize işler iki var ya bak küfürsüzlük çok zor falan. Tamam şu ama durumdayım. Peki ünlü olduğunuzu ne zaman anladınız? İlk kendi semtimde arabada benim şarkımla geçildiğinde söylediğim bir şarkıyla geçildiğinde anladım dedim ki olmuş. Evet. Senin? Aga 18-17 yaşında falandım ya. Karakola götürürlerken. Yok benim aksine o zamanlar şarkılardan dolayı sıkıntım yoktu da işte. Genel amcaları paylaştığım gecenin sabahı işte. Yani normal sokağa çıkıp eski bakışlar değil de böyle başka birine bakıyorlarmış gibi hissedince anlamıştım. Kötü ama güzel yani. Sana sorulmasından sıkıldığın bir soru var mı? İçmiyorum bir şey. Alkol vesaire. Ya oğlum. Alkışlayan ne oldu oğlum öyle bir şey çocuğa dokunduğun anda bir şey diyor. Neler içiyor? Ne zaman bıraktı heyecan? Neler içiyor? Aynen. Şu arkadaşa var ya mikrofonu verelim evet, artık ona ettim. Yani içindekini kim bilir neler çıkacak. Genim amcalardan sonra zaten genim amcalar da tanıdı. Adamı herhalde başka şarkısını dinlememişler ya da yaşantısını bilmiyorlar. Herkes ya o torbacı ne dinliyorsun falan filan. Biz de bunun tartışmasını yapıyorduk tabii. Savunuyorduk abimizi. Vallahi helal olsun. Harbi adam. İyi savunmuşsun ya. Doğru. Adamsın sen. Vallahi. Abi bize heyecanla alakalı bilmediğimiz bir şey söyle. Vallahi ilk defa bugün gördüm. Bundan ciddi misin? Konserlerine gittim ama ilk defa... Ulan dedim sapo nasıl bir olan kafaya bak yani. Tüm konserlerine gittim. Ya tüm konserlerine tabii. Harbi gittin mi? Harbi gittim. Arkadaşı Aytunç. İsmini al ilk İstanbul konserimize yazalım ama. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Harbiden benle ilgili bildiğin, kimsenin bilmediği bir şey var mı? Merak ettim lan. Ya bir anın var mı mesela hani? Şirket isim vermeyeyim bir iş yerinde çalışıyordum. Adliyeye gelmişti metrobüsle. Sonra oraya çay içmeye gitmiştin. Adliyenin bahçesindeki.
Oha amına koyayım. Dediler ki heyecan geldi falan. Ben de çok şaşırdım. İşte çok üzülmüştüm. O anım var. Ondan sonra zaten patladı adam. Ondan sonra patladı. Adliyede çay yiyordum lan kendileri. Helal olsun. Vallahi var öyle bir anım da. Teşekkürler. Tabii sen de seni alalım. Abi öncelikle merhaba. Merhaba. İsmini alalım. Burak. Burak hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi piyasada çok böyle şey isim var. Yani yaşamadan yazan falan. Bunlara böyle haddini bildirecek bir kişi olduğunu sen olduğunu düşünüyorum. Böyle gerek gücün olsun gerek böyle söz yazman falan. Bunlara bir şeyin olacak mı abi? Sen bir kaos olsun istiyorsun. Aynen abi. Vallahi istiyorum abi. Harbi istiyor musun? Vallahi abi çünkü adamlar mesela yalandan şu an çok para kazanıyorlar. Biz çok da insanlara böyle değmeden... Onların da bize değmemesi taraftarıyız. Öyle devam etsin. Boş ver. Sen sevdiğin hani doğruları anlattığına inandığın insanları dinleyin. Abi bir sorum daha olabilir mi? Hadi bakalım olsun. Abi. Utku abi Uzi işte Abrakadabra ile şarkı çıkardı son zamanda. Sizden de öyle bir şey görecek miyiz? Global isimler. Yani görürsünüz. Nasıl? Sağ ol. Teşekkürler. Sen de sor bakalım. 26 Mayıs'ta Cero abinin lansmanı var Küçükşehir Park'ta. Eğer müsaaden varsa abi beraber bir lejanlı sahnede yapar mıyız abi eğer? Bu soru olmadı ki ama şimdi. Güzel. Baya ne güzel o. Güzel yakalamışken böyle. Abi hazır sen de buradayken biz de beni de çıkarır mısın? Şu şekilde yapalım. O bizim konserimiz değil biliyorsun Celal'ın konseri. Evet abi lazım. Diğer bir İstanbul konserimizde yine notunu al ismini al. Beraber yapalım. Varsa eğer sorusu olan bu mikrofon ona gelebilir. Ben isyan edebilir miyim? İsyan edebilir. Şu an isyan ediyorsun zaten. Adım Sevde, merhaba öncelikle. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben Heyecan ve Muti'nin bütün konserlerine gittim. Hep storylerini de paylaşıyorum. Hiç görmediniz. Ben de çok üzüldüm. Tamam o zaman senin de ismini yazalım. Yani yapacak bir şey. Oraya da. Seni de bir konserimizde misafir edelim. Aynı zamanda çektiğim bir story'yi de hikayemize ekleyelim. Hadi buyur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Olsun. Vallahi bak bütün üzüntüleri şimdi almış bulundu. Sen de sorabilirsin tabii. Niye sormayasın? Herkes sor. Ha, buyur. Mücahit abi bu Puma sevgisi nereden geliyor abi? Aslında çocukluğumdan beri Puma hayranıyım. Çocukluğumdan beri olmasının sebebi de Puma'nın diğer markalara göre biraz daha ucuz olmasıydı. O zamanlar biraz daha tabii... Şeklimiz yerinde olmadığı için Puma giyiyorduk sürekli yani ucuz olduğu için Nike Adidas'a nazaran. Ondan sonra bir tutuldum her şeyi Puma giyiyorum yani. Abi beni de Florya konserine davet eder misin? Florya'ya mı? Florya. Tamam onun da ismini hocam alalım. Onu da yazalım. Evet. Kaç etti? 6. Teşekkürler. Varsa sorusu olan aynen. Sen abi hiç istifini bozmadın. Allah. Hep aynı yerde oturdum valla maşallah. Abi biz de Bağcılar'dan geliyoruz. Benim size de iki kişi misiniz? Abi iki kişi o da Bağcılar'dan. Estağfurullah öyle bir şey istemiyoruz. Özellikle arkadaşımı Doğan abiye çok benzetiyorlar küçük çocuklar. Sürekli fotoğraf çekinmeye geliyorlardı önceden abi. Tabii saç tipin değişti ama saçını bir değiştirdin abi. Sence benziyor musunuz abi? Onu soracaktım. Ben uzağa görmüyorum. Ben seni şu an hiç görmüyorum. Yani abi bir kalkar mısın ya? Bence eski haline bir tık andırıyor olabilir. Eski haline. Evet. Ömer abiye daha çok benziyor. Doğru diyor. Kardeşime daha çok benziyor. Oğlum her şeyi bilme lan. Kardeşine daha çok benziyor diyor harbiden. Eyvallah bro sağ olasın. Size de... Ya onları... İsterlerse programı yapıyorsun Cansın. Bağcılardan gelmeyen var mı? Bağcılardan abi. Gelmeyen var mı Bağcılardan? Diğer geri kalan Bağcılar mı? Fransa'dan. Fransa'nın neresinden? Lille. Oo Burak Yılmaz. Teşekkürler. Biz de bir mukabele. Heyce Muti değil mi? Aynen. Muti Heyce görünce benim işte oradaki Heyce. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Fransa'ya da selamlar Lille. Varsa sorusu olan başka yoksa kapatıyoruz. Hadi arkadaşlar çıkalım gidelim.